Tonguç Akademi'den hepinize merhabalar arkadaşlar. 1000 kişiye sorduk yarışmasının ikincisiyle karşınızdayız. Bir tarafta Berker var, bir tarafta Zeynep var. Yine sizlere topluluktan 10 farklı soru sorduk. Bu 10 sorunun cevabını nasıl verdiğinizi tahmin etmeye çalışacaklar. Kazanan ise, günün birincisi ise harika bir ödülün sahibi olacak. Alıyorum. Kavunun sahibi olacak. Kendine güveniyor musun? Evet. Sen kendine güveniyor musun? Tabii. En çok kendime ben güveniyorum ve başlıyoruz. İlk sorumuz şöyleydi arkadaşlar, hemen okuyorum. Sırf kankan istemiyor diye bir arkadaşınla görüşmeyi bırakır mısın? Çok samimi değilsen bırakırım, sorun olmaz. Kiminle arkadaşlık yapacağıma ben karar veririm, Berker. Abi çok samimi değilsen bırakırım ya. O kadar sorun. Bırakırım. Helal. Arkadaş canım, sence ne demişlerdir? Yani şimdi Berker çok net bir cevap verdi. Hani durumun ne olduğuna göre de değişir. Ama ben çoğunlukla hani kendi arkadaşlarımı kendim seçerim. Oo, iki farklı cevap var şu anda. Doğru cevabı söylüyorum, arkadaşlarımız ne demişler? Çok samimi değilsen bırakırım, sorun olmaz, %24. Diğer şık ise %76. Yani kiminle arkadaşlık yapacağıma ben karar veririm diyor. Zeynep 1-0 öne geçti. Taha Nuri Aslan demiş ki mantıklı bir gerekçe sunarsa neden olmasın? Yani mesela çocuk da bir şey gördü, ne bileyim, belki seni işte derslerden alıkoymaya çalışıyor. Seni farklı bir yola sevk etmeye çalışıyor. Ha, kankam beni bu konuda doğru uyardı deyip belki vazgeçilebilir. Doğru. İkinci soruya geçiyorum. Bir yazılıda öğretmen kopya çekmek serbest arkadaşlar. İsteyen defter kitap açabilir dese kopya çeker misin? Net. Ne hemen? Net. Cevabım belli. Çekerim, net çekmem. Ben net çekerim. Ben de çekerim. Onunla kadar çekerim. Öğrenciler de maalesef aynı fikirdeler. Peki şunu hiç düşünmüyor musunuz? Ya belki zarf atıyor hoca. Belki bakalım kim çekecek, kim çekmeyecek diye bakıyor. Ya hocaya göre değişir. Bir de o zaman şöyle bir şey var. Yani gidip müdüre falan dersin ki ama hoca kendi çekin dedi yani. Yani laf değil ağzından mi çıkmış sonuçta. Biz hocanın dediğini yaparız diyorsunuz. Evet, biz hocamızı dinleriz. Doğru cevap, ikisini de tebrik ediyorum. %68 kopya çekerim, %32 kopya çekmem. Şevval Nisa demiş ki verilen izin boş bırakılmaz hocam, yakışmaz bizlere demiş. Doğru. Çok o izni uygularız demiş. Üçüncü soruya geçelim. Şöyle dedik, sınıfta birinin sürekli arkanızdan konuştuğunu öğrenseniz ne yaparsınız? Üç şıkkım var. Gidip o kişiyle yüzleşirim. Muhatap olmam ya, kendi ayıbıdır. Ben de onun arkasından konuşurum. Sen onu yaparsın. Sen net arkasından konuş. Sen net yaparsın. Ama öğrenciler ne demiştir? Evet. Öğrenciler. Ya ben olsam gidip yüzüne söylerim ama... Ayıp mı dersin? Oğlum dersin. Yani... Bu yaptığın ayıptır be. Yüzleşirim abi ya derim ya. Böyle yapılır mı derim. Doğru. Bir sorunun varsa gel söyle sence, derim ama... Sence öğrenci arkadaşlarımız ne demiştir? Bence öğrenci arkadaşlarım bana ne demiştir? Yani muhatap olmam muhatap demiştir. Olmam sence? Bence yüzleşirim demişler. Yüzleşirim demişlerdir. Doğru cevabı söylüyorum. Muhatap olmam kendi ayıbıdır %60. Gidip o kişiyle yüzleşirim %35. Ben de onun arkasından konuşurum. Oh diyenlerin oranı ise %5'te kalmış. Evet, durum 2-2 oldu. Gayet çekişmeli gidiyor. Dördüncü soruma geçiyorum. Özellikle 8. sınıfa giden arkadaşlar için sorduk. LGS'ye hazırlanmaya başladı mı? Sizce öğrenci arkadaşlarımız LGS'ye hazırlanmaya başlamışlar mıdır? Önlerinde Haziran'a kadar ciddi bir süre var. Henüz başlamadım. Yavaştan başladım, Eylül'de tam gaz. Ne demişlerdir belki? Yani ben kendi öğrencilik hayatımdan düşünüyorum. Henüz başlamamıştım o zaman. Herhalde arkadaşlar da başlamamışlardır. Bence yavaştan başlamışlardır. Yavaştan başlamışlar mıdır bakalım. Henüz başlamadım diyenlerin oranı %29. Yavaştan başladım, Eylül'de tam gaz diyenler, Tonguç Akademi öğrencileri %71 diyebilir miyiz? Tebrik ediyoruz. Mine demiş ki hazırlanıyorum hocam, LGS dershanesine kayıt yaptırdım. Bu yıldan çok umutluyum demiş. Bizler de sizden çok umutluyuz. İnşallah 2009 tayfa bu yıl istedikleri liseleri kazanırlar. Önümüzde güzel de bir zaman var. Amin diyoruz. Bu arada LGS dershanesini merak eden arkadaşlar da açıklama kısmından ulaşabilirler. Sıradaki sorumuza geçelim. Zeynep önde. Zeynep önde, sıradaki sorumuza geçiyoruz. Tamam. Beden hocanız sınav yapacağını ve bu sınavın nasıl olacağını sizin karar vereceğinizi söyledi. Hangi sınav şeklini tercih edersiniz? Yazılı sınav olsun. İkinci şıksa 30 şınav, 20 barfix, 10 turda koşu. Sizce arkadaşlar neyi seçmişlerdir Zeynep? Yani şimdi yazılı sınav daha kolay. Daha mı kolay? Belki çok zor soracak ama hoca. Abi şimdi 30 sınav da kolay değil ki. Ama şöyle düşün. 30 sınav... 30... 30... Ya! Şöyle düşünelim. 30 şınav var ama...
10 tane çektin, ona göre bir puan alıyorsun. Yazılı gibi yani, bütün soruları bilmek zorunda değilsin. Ama yazılı da ben fullerim. Bence her türlü yazılı diyorsun. Evet. Sen de yazılı dedin galiba. Ben de yazılı. Evet, arkadaşlarımız da yazılı demişler %64 ile, %36 ise Şınav Barfix ve Koşu'yu tercih etmiş. Evet, genelde yazılı sanki biraz daha iyi olur gibi duruyor. Sima yine demiş ki beden sınavı beden üzerine olmalı demiş. Ama 30 şınav çok abi. Çok. Ben onu... Biraz daha az deseydik belki evet, onu tercih evet, edelim. 5 şınav kalkacak, evet. 100 al git. Aynen. En azından barfix olmasın. Barfix olmasaydı mantıklı. %36 bodyci arkadaşlar galiba. Kaç kaç oldu arkadaşlar? 4-3 Zeynep önde. 4-3 Zeynep önde. Tebrik ediyorum. Çekişmeli gidiyor. Sıradaki soruya geçtim. Okul harçlığını kimden istiyorsunuz? Annemden, babamdan, evin diğer üyelerinden. Yani anneanne, babaanne, abi, abla. Sizce kimden? Sen kimden istiyordun mesela? Ben... Kim varsa. Karşına kim çıkarsa. Ben istemiyordum abi ya. Vay be, ver müziği. Gidiyordun, su mu satıyordun? Yok. Ben böyle 5 parasız dolaşıyordum abi. Kıyamam ya. Araç girsin. Ya ama 5 lira falan istiyor. Yani elbet gerekiyordur. Mesela kalem lazım oldu, defter lazım oldu. Abi, şey mi yapıyordun bize... böyle? Boş ver mi diyordun? Yok. Babadan istenir herhalde. Genelde yani bizde öyle olmuştur. Tamam. Türk toplumunda. Ama sen... abi öyle... Yani şimdi ben de babamdan isterdim ama mesela dedemlerle falan görüştüğüm zaman onlardan gelen meblağ daha fazla olurdu. Ben niyeyse sanki anneden daha kolay isteniyor. Yani babadan dahi istesek önce anneye söyleyip anne babadan istesin, yine aracı koyarak anneyi. O da olabilir. Peki cevap nedir? Sizce öğrenci arkadaşlar ne demiştir? Baba diyor. Sen? Ben de baba diyeceğim ya. Tebrik ediyorum. Doğru cevap baba oldu. %67 öğrenci arkadaşlarımız harçlığını babasından istiyormuş. %28 annesinden, %6 yani büyüklerden de muhakkak isteniyor ama en çok anne babadan isteniyor. 5-4 Zeynep'in üstünlüğüyle devam ediyoruz. 7. soru. Son bir gün devamsızlık hakkın olsa ve o gün en sevdiğin yabancı grubun bulunduğun şehirde imza günü var. Hangisine gidersin? A. Devamsızlığı riske atmam, ben okuluma giderim. B. İmza gününe en ön sırada beni yazın. İmza gününe yazın beni. Kime gidersin mesela? Kim gelse gidersin? Kim gelse giderim. Sen onu düşün, sana soru soruyorum. Abi ben okula giderdim ya. Bir de şöyle bir durum var. Ben giderdim ama arkadaşlar gider mi onu düşünüyorum. Arkadaşların da devamsızlık hakları var. Her türlü herkes gidiyor. İmza günü, konser, monser, o gün gırla. Sen gideceksin tek başına, böyle soru çözeceksin. Böyle abi, arkadaşlar böyle akla girer işte arkadaşlar. Ben giderdim. Yapma yani. Okuluna git. Ben giderdim. Okuluna git. Ben kesinlikle imza gününe giderdim. İmza gününe giderdim. Kim olduğuna karar verdin mi? Johnny Depp gelecek mesela. Oo. Kesin giderdim yani. Hayrettin onun şakasını yapmıştı. Johnny Depp gibi şeye gelip imza toplamıştı. Devamsızlık boşa gitmesin. Doğru cevabı söylüyorum. Devamsızlığı riske atamam, okula giderim. %59. %41 ise imza gününe gidenler. Berker'i tebrik ediyorum. Burada özellikle grup hayranı olan arkadaşlar var. BTS, Blackpink gibi gruplar. Eminim oradaki arkadaşlar imza gününe abandılar. Fakat diğer arkadaşlar son günü riske etmediler. Çünkü bunun yarın öbür gün hastalığı var. Gittin o günü risk aldın. Tabii abi. Sıradaki soruma geçiyorum. Şöyle dedik. Bir gün boyunca tek dersten 250 soru çözmen gerekse hangi dersi tercih ederdin? Matematik mi? Türkçe mi? Türkçe. Sen? Abi ne Türkçe, matematikten nasıl çözeyim ben, çözemem. Allah kendim. Allah. Peki şey değil mi mesela, Türkçe soruları çok uzun oluyor. 250 paragraf sorusu okumak beyin yakabilir. Matematik daha böyle arada çıtır çıtır gidebilir. Abi öyle çıtır olmaz vallahi, olmaz ben mı? Matematiği... Hayatta mı? Hayatta. Sen? Ben de Türkçe derdim. Sen de mi Türkçe? %39... Ne dediler? Matematik. Matematik dediler. %61 Türkçe dedi arkadaşlarımız. ACLA kullanıcı ismini çok güzel okudum. Arkadaşımız demiş ki sayısalcıyım ama 250 soru Türkçeyi tercih ederim demiş. Keşke sözelci olsaymış arkadaşımız. Abi Einstein de olsa o da onu seçerdi ya. O da Türkçe paragraf sorusu çözerdi. Çok doğru. Tebrik ediyorum. 9. sorumuz geliyor arkadaşlar. Şöyle dedik. Hoca tahtaya yazı yazarken sıra arkadaşın kahkaha attı. Hoca bir döndü. Baktı, seni uyardı. Dedi ki seni dedi, böyle bir sinirlendi sana. Şıkları da şöyle verdik. Söylerdim. Sonuçta onun yüzünden ben rencide oldum. Söylemem ya, arkadaşlık bugünler için var. Abi şimdi yanındaki arkadaşı seviyor muyum, sevmiyor muyum, ona göre de değişir ki. Orta kalite. Orta diyorsun. Orta, böyle iyisin, kötü de değilsin. İyi çocuk ama kötü de değilsin. Söylemezdim ya. Söylemezdin. Söylemezdim. Şimdi beraberlik var.
Doğru cevabı bulmanız lazım. Evet. Ya ben bir söylerdim ya hani. Hocam ben yapmadım ki hani falan diye böyle bir ufaktan da olsa söylerdim. Sen söylerdin sen? Ben söylemezdim abi. Bence söylemezdi ama kaş göz yapardı böyle hocam. Bu şeklinde yapabilirdin gibime geliyor. Yok ben ona posta koyardım yandakine lan. Senin yüzünden bize... Dersten sonra bir şey yapılır değil mi böyle lan? Ha. Çat diye abi senin yüzünden sen... diye. Ama doğru cevabı söylüyorum. %78 çok ciddi bir oran. Söylerim sonuçta onun yüzünden ben rencide oldum demiş. Söylemem arkadaşlık böyle günler için var diyenler de %22. Lil X demiş ki samimiyete göre değişir. Son soru şöyle. Senden 30 lira borç alıp kasıtlı bir şekilde ödemeyen arkadaşının bir gün kantinde yemek alırken 5 lirası çıkışmasa verir misin? Dedik ki vermem tabii ki. Veririm ya iyilik yap denize at derler. Abi ben borçtan düşerdim. Borçtan. Ama vermek de lazım olur aslında. Borçtan nasıl düşünüyorsun oğlum? Sana borcu var zaten. He doğru. Ben veririm ya. Hani battı balık yan gider. Zaten diyorsun evet. Kaptırmışız bu adam parayı. Teneffüslerde kesinlikle para istenecek kişi kendisi. Doğru kişi. Abi ben vermezdim. Vermezler ya vermesinler. Öyle vermezler mi sence? Öğrenci öğrencinin halinden anlar verir. Verir dedin. Doğru cevabımız %68 yine ciddi bir oranla. Vermem tabii ki demişler. Veririm ya iyilik yapıp denize at diyenler %32 yani Zeynepler. Miray Kaynar demiş ki ben veririm ama sürekli hatırlatırım. Şu kadar borcum var, şu iş ne oldu bak borcum vardı. Sırasına yazarım, defterinin arasında kitabına not yazarım demiş. Buradan arkadaşlarımıza sesleniyorum. Miray'dan asla borç almayın, borçlu çıkarsınız. Almaz olaydım dersiniz. İki arkadaşımızı da tebrik ediyorum. Günün galibi ikisi de oldu. Böylece kavunu ortadan kesip birlikte yiyecekler. Kavunumuzu alalım hemen. Evet kavunumuz geliyor. Biraz sert bir atış oldu ama problem değil. Sonuçta günün galibi kocaman bir kupanın sahibi oldu. Tebrik ediyoruz arkadaşlarımızı. Bir alkışlayalım. Ben elimde alkışlayamıyorum. Bunu bölüşüp yiyebilirsiniz. Arkadaşlar yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz. Videoya like atmayı unutmayın. Kavunun kokusu yavaştan gelmeye başladı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.